Hepinize merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kakaolu, çikolata soslu kek yapacağız. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil butonu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaştığım anda size bildirim gelecektir. İsterseniz şimdi hep beraber bu güzel kekin tarifine geçiyoruz. Önce şöyle malzemelerimi hazırladım. Ve ilk önce kalımızı yağlamakla başlıyoruz işe, bismillah diyerek. Hazırlamış olduğum yağdan şöyle fırçayla kalıbın içine tamamen her yerine sürüyoruz. Daha kolay çıkması için bir kaşık un koyup her tarafına gezdirip fazlalığı da sirkeledim. Bu şekilde kalıbımız hazır, kenara alalım. Demin tarifimize yumurtayı çırpmakla başlıyoruz. 3 adet yumurta kullandım burada. Tabi siz eğer kişi sayınız çoksa 4 adet kullanabilirsiniz. Malzemeleri de artırabilirsiniz. Bizim için bu kadar yeterli. 1 su bardağı toz şekeri de ekledim. Ve çırpıyoruz. Mikserle tamamen koyu beyaz bir kıvama gelene kadar çırpacağız. Bu arada kanalımda şöyle bir baktım ki uzun zamandır bu tarz tarifleri paylaşmıyorum. Özellikle de kek tarifleri çok yok. Böyle bir tarif paylaşmak istedim. Evet, bu kıvama gelene kadar mikserle çırpıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar sürüyor. Ve hemen genişçe bir kaba alıyoruz. Niye? Çünkü yumurtanın daha güzel kavrulması için dar bir kap kullanırsanız daha güzel kabarır. Bu aşamadan sonra geniş bir kaba alıyoruz. Çünkü malzemelerimiz girmeyecek. Bir bardak süt, bir çay bardağı zeytinyağı kullandım. Sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ve ben bu aşamadan sonra sadece spatula ile karıştıracağım. Unu bir bardakla başladım. 1,5 bardak ekliyorum ilk başta. Şöyle yarım bardağı ayırıyorum. Bir karbonat tuzu, bir paket vanilyayı da ekliyorum. 3 kaşık kakaomuzu ekliyoruz. Elleyerek ekleyelim ki kekimiz daha güzel kabarsın. Daha güzel kabarması için spatula yardımıyla bir tarafa doğru karıştırıyoruz. Cıvık geldi. Yarım kalan diğer unu ayrıten bir kaşık daha ekledim. Ve spatula ile bu kıvama gelene ipeksi bir görünüm olana kadar karıştırıyoruz. İçinde topak falan kalmasın. Buna özen gösterin. Bu aşamadan sonra ben yarım çay bardağı damla çikolata ekledim. Bu tamamen size kalmış. Bir çay bardağı ceviz. Hepsini eklemiyorum. Hepsinden az az bıraktım. En son üzerine gezdireceğim. Spatula ile karıştırdık. Tekrardan ben burada mikser kullanmadım ve kalıbımıza döküyoruz. Niye kullanmadım? Kekim daha güzel kabarmıyor mikser çalıştırdıktan sonra. Un koyduktan sonra. Diğer sıvıları koyduktan sonra. Ve üzerine ayırmış olduğum damla çikolata ve cevizi şöylesi güzelce serpiyorum. Tamamen görsellik bu. Size kalmış. Ve 3 kez şöyle yere vuruyoruz. Klasik yöntemle ve fırına veriyoruz. 180 derecede 40 dakika sürdü benim kekim. Ve gördüğünüz gibi kekim gayet güzel pişti. Kürdanya testi de yaptıktan sonra servise alabiliriz. Şöyle soğuk biraz ılık olduktan sonra hemen şöyle ter çeviriyoruz ve kalıptan çıkması için 1-2 elimizi de sırtına vurduktan sonra kalıbı çekiyoruz ve gördüğünüz gibi gayet güzel çıktı. Un serptiğimiz için hiç yapışma da olmadı. Çikolatayı sevenler, kakaolu sevenler kesinlikle denemelisiniz. Ve önceden hazırlamış olduğum çikolata sosumu geziyorum. Siz istiyorsanız tabii ki varsa elinizde sütün içine çikolatayı eritip dökebilirsiniz. Ben hazır çikolata sos kullandım ve üzerine tekrardan ceviz serptim. İster fıstık, ister ceviz, isterseniz hiçbir şey dökmeyebilirsiniz. Hindistan cevizi dökebilirsiniz. Tamamen görsellik amaçlı. Ve muhteşem, inanılmaz derece güzel. Hem yumuşacık hem güzel kabarmış. Kesinlikle tam güzel kabarmış. Çünkü ben az yapmıştım. Kalıbının boş olduğuna bakmayın siz. Kalıp büyük ve ben az yaptım. Çok dursun istemiyorum. Ve şöyle göstereyim. Gayet güzel kabarmış.
ve yumuşacıktı. Bundan fazlası da kabarmaz zaten. Kalıbım büyük ve ben sıvı malzemeleri az kullandığım için kalıbı böyle dolup taşmadı. Hepsi bu. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun diyorum. Ve başka bir tarifte, başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Mutlaka denemelisiniz. Çikolatalı, kakaolu kek.